Harikasınız, harikasınız, gerçekten harikasınız. Ama şimdi Sayın Divan Başkanımız ve üyelerimiz, İl Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, partimizin her kademesinde görev yapmış, görev üstlenmiş ve delegesi, üyesi, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, demokrasi şöleni dedik. Ancak ben 3 dakikada ve şöyle bir yıldır yaşananları sizlerle paylaşamam. Ya bunları olduğu gibi basına vereceğim ya da sizlerle paylaşacağım. Onay verirseniz sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen oylarınızı kaldırır mısınız? Rica ederim, özür dilerim. Özür dilerim Divan Başkanım. Çok özür dilerim. Onlardan yetki istiyorum. Başkanım, hayatta rolümü kimseye kaptırmadım, size de kaptırmadım. Yok, özür dilerim dedim zaten. Hayatta kaptırmadım. Evet, evet. Haklısınız. Evet, o yüzden 3 dakika içerisinde devam ediyorum. Toparlarsanız mutlu olurum. Bunları toparlamamız mümkün değil. O zaman başlıklarıyla. Zaten herkes sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Yıllardır ama sizi desteklediler. Sayın Başkanım. Sayıyorlar, seviyorlar. Bilmedikleri şeyler var. Onları da paylaşacağız. Onlar da 3 dakika için. Bu hazırını her zaman bulamayabiliriz. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Başka zaman yok. Başka zaman değil. Burada paylaşacağız her şeyi. Niye dışarıda paylaşalım? Niye sosyal medyada paylaşalım? Niye oralarda da hiç yazdığımı gördünüz mü? Ama sizler buradasınız. Güzel insanlar burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar, cefakar insanları burada. Onlarla paylaşacağız ki bilecekler. Gelecekler nelerin olduğunu, nelerin yaşandığını. Evet, Sayın Başkanımızın, Divan Başkanımızın anlattıklarının altına imzamı atarım. Bir ilave yapmak istiyorum izninizle. Reforma Sayın Başkanım, bir de ölçümleme ilave etmemiz lazım. Yani başarısız olanı cezalandıracaksınız. Partide başarılı olanı da ödüllendireceksiniz. Bu sistem de olması lazım. Bu sistem de olması lazım. Evet, sevgili dostlar, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, hakikaten sevgili delegelerimiz, sevgili üyelerimiz, bir süredir yaşanan bazı olumsuzluklardan dolayı partimizin ilçe kongrelerine katılmıyorum. Sebeplerini çok iyi biliyorsunuz. Bazılarında yok sayıldım. İsmimiz dahi anons edilmedi. Bazılarında söz istedim. Bir büyükşehir belediye başkan adayı olarak söz verilmedi. Çok net söylüyorum. Söz verilmedi. Bunlar konuşuldu. Evet, biraz kısaltarak söyleyeceğim. Ama bunları gerektiğinde de genel merkeze de yazdıklarımı gerekirse basın yoluyla da herkesin bilmesi için de paylaşacağım. Bu benim sorumluluğum. Bu benim bir yıldır yaşadıklarımın ifadeleri, doğru olanlar. Sizler, çünkü sizlerin yayınında yaşandı bunlar. Sizlerin içinde yaşandı. Sizlerle birlikte yaşandı. Kimse bunlara yalan ya da yanlış diyemez. Ama birileri de o başka. Onları zaten biliyorsunuz. Benim onları sizlere tek tek söylememe gerek yok. Evet. Bir büyükşehir belediye başkan adayı olarak dedim ya, yok sayılmak, söz verilmemek. Bir teşekkür edeceğiz ya. Kongrede bir teşekkür edeceğiz. Evet, o kongrelerde söz hakkım yok. Doğrudur. Ama bir teşekkür etme hakkım yok mu arkadaşlar? Ama hamdolsun ki bugün Nilüfer'de, geçen dönem Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığım için tüzüğe göre söz hakkım var mı konuşuyorum. Tüzüğe göre söz hakkım var. Evet. Bunu engelleyemezler artık yani. Evet. Sizlerle tam tamına Nilüfer'de 20 yıl beraberliğimiz oldu. 20 yıl birlikte hizmet ettik. Bazı zamanlar üzüldük, sevindik. Bazen gerçekten birçok şeyi paylaştık. Ama sevindiğimiz zamanlar, sevindiğimiz süreler, hele hele o seçim akşamları, sizlerin Nilüfer'deki sevinç gözyaşlarını görmek Allah'a şükür bizlere nasip oldu. Yanlış mı? Yaşadık bunları. Yaşadık.
Yani mutlu olduğumuz zamanlardı. Evet, sevgili dostlar, biz Nilüfer'de hep insan öncelikli hizmetlere imza attık. Kimseyi ötekileştirmedik. Hiç kimsenin karşısına sen şöylesin, sen inancından dolayı, sen kimliğinden dolayı, sen siyasetinden dolayı, sen bilmem neden, renginden, sıfatından dolayı demedik, bakmadık. Biz insana yaşamımızda yaptığımız gibi, insana insan gibi baktık. Onun için Nilüfer örnek ve lider olmuştur. Onun için Nilüfer'i diğer belediyeler örnek olarak almıştır. Ve yaptığımız hizmetlerle de tabii ki. Evet, sizlerle birlikte oluşturduk bu kenti. Onun için 20 yıl boyunca bize destek olan, katkı sunan ve sahip çıkan tüm entrikaların dışında kalarak kalan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Başkanım, son bir dakika. Ama daha var sayın başkanım. İnanın bak, sizden rica ediyorum. Burada söylenmeyecek, o zaman başka yerde söylenmesi doğru değil. Peki. Sevgili özür dileyerek söylüyorum. Başkanım, bir oylama diye bir şey yok. Oylama yapın. Bir dakika. Ben bu kürsüye adil davranacağıma söz vererek geldim ve delegeler 3 dakika dedi. 1 dakikada ben ekledim. 4 dakika. Şimdi benim sizin elinizden mikrofon almak gibi nezaketsizliğim olmaz. Ben görevim sizi uyarmaktır. Son 1 dakika dedi. Takdir sizindir, takdir delegelerim. Evet. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Dert görmesin. Sevgili delegeler, sevgili üyeler, atlıyorum, son zamanlara geliyorum. İlçelerde olanları gördünüz, bazılarını da söyledik. Mustafa Kemal Paşa'da da olanları biliyorsunuz değil mi? O videolar yakıştı mı Nilüferlilere, Bursalılara, Cumhuriyet Halk Partililere yakıştı mı? Size soruyorum, yakıştı mı? O videoları izlerken ne hissettiniz? Sorumluları aramızda. Sonra ne çıkardılar? Oradaki ifadeleri biliyorsunuz değil mi? Hangisi hakkında bir rapor tutuldu ya da disipline verildi? Cumhuriyet Halk Partililik böyle mi? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl iktidara gidecek? Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alaya alarak mı? Onu aşağılayarak mı? Onu toplum nezdinde, onu fiziğiyle yargılayarak mı, orada ahlaken yapılan saygısızlığı insanlara anlatarak mı iktidara gidecek? Ardından ne yaptılar? Ardından Mustafa Bozbey, efendim Mustafa Kemal Paşa'da 200 bin lira da, para dağıtmış, 2 gün kalmış yalanını çıkardılar. Bunların hepsi ahlaksızdır. Söyleyen de ahlaksızdır, söyleten de ahlaksızdır. Bunlar partili olamazlar. Ama üzgün olduğum bir şey var. Bunu bir genel yöneticimiz, genel merkez yöneticimiz gidip genel merkezde de sanki doğruymuş bu para dağıtımı işi, bunu ballandıra da anlatabiliyor. Arkadaşlar, nasıl bir partiyiz biz? Nasıl bir anlayıştayız? Olmayan bir şeyi, yalanı, iftirayı, yazıktır, günahtır ya. Bir insanı eleştirebilirsiniz. Yaptıklarıyla eleştirebilirsiniz. Bir başka yönleriyle eleştirebilirsiniz. Ama iftirayla, yalanlarla, dolanlarla gerçekten bir insana yakışmaz. Başkan, ben kimseyi hemen toparlıyorum. Eğer, özür diliyorum. İçin, evet. Ben de sizin toleransınıza evet, sığınıyorum. Haklısınız. Bir şey demeyeceğim. Çünkü paylaşmak istediğim çok şey var. Birçok tabii ilçelere ben ilçe başkanlarımızı kutluyorum. Seçilen ilçe başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ama dedim ya, aslında paylaşmak istediğim çok şey var. Bazıları yine bizim Bursa'daki yöneticilerimiz benimle ilgili Cumhuriyet Halk Partili olmadığımı, faşist olduğumu, milliyetçi olduğumu böyle gidip sağda solda anlatırlar. Evet arkadaşlar, evet ben
cumhuriyetçiyim. Ben milliyetçiyim. Ben halkçıyım. Ben devletçiyim. Ben laikim. Ben devrimciyim. Ben haktan, hukuktan, adaletten yanayım. Ben insan haklarından yanayım. Ben çevre haklarından yanayım. Ben çocuk haklarından yanayım. Ben ötekileştirmeyen bir insanım. İnsanı insan gibi gören insanım. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Seçilecek arkadaşlara dedim ki bunları madem divanla bize müsaade edilmedi, ben de izninizle hepinizin huzurunda bu yazdıklarımı basınla paylaşacağımı açıkça önünüzde ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çünkü gençlerin önünü açmamız lazım. Abi, özür dilerim, 30 saniye. Bir bakıyorum, bir adayımızın arkasında 8 bilinmeyen denklem. Tümü Mustafa Bozbey'den intikam almak için birleşmişler, bir araya gelmişler. Ya nedir bu Mustafa Bozbey? Allah aşkına ne yapmış? Partiyi 20 yıl bayrağını taşımış. Bayrağını göndere çıkarmış. Ta Nilüfer'de %62'ye varan, ki büyükşehirde %63 oy almışız Nilüfer'de. Oraya kadar oyunu çıkarmış. %24 olan genel oyları %41'e kadar çıkarttırmış. Bir yönetici ne yapmış arkadaşlar? 8 bilinmeyenli denkleme dikkat edin. Hepsi bunların meclis üyesi adayı olamamışlar, başkan adayı olamamışlar vesaire vesaire. Hepsinin amacı Mustafa Bozbey'den intikam almak. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Ne yalanlar, ne iftiralar. Hepsini bundan açıklayacağım. Çok hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun kongremiz. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Başkanım, tabii yani delegelerin verdiği bir görevi yapıyoruz. Divanın izin vermemesi diye bir şey yoktur. Divan herkese eşit olmak mecburiyetindedir. Konuşman için teşekkür ediyorum. Bize diyorlar ki, ya bu AK Partilere nasıl tahammül ediyorsunuz? Bu televizyonlarda sizi bu kadar kışkırtıyorlar, bu kadar üstünüze geliyorlar. Nasıl tahammül ediyorsunuz? Ben de diyorum ki, biz iktidara yürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde AK Partililer Amerikalılardan, İngilizlerden, Fransızlardan çok daha iyi kardeşimizdir. Milli meselelerde kardeşimiz olacaklar. Biz iktidara geldiğimizde Amerika, Fransa, İngiltere gibi emperyal ülkelerle görüşmek ve ayakta durmak zorundayız. Biz onlarla mücadele, AK Parti'yle mücadele etmeyeceğiz. Onları da tabii tolere edeceğiz. Buradan kısadan hisse AKP'lerle bile iyi bir diyalog geliştiren partimiz iktidara yürürken kendi üyeleri arasında da mükemmel bir diyalog, mükemmel bir tolerans ve hoşgörüyle gidecektir. Şimdi Mehmet Morsunbül'ü konuşmasını yapmak üzere.